Merhaba arkadaşlar, gözüm niye bir anda yanıyor ya? Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Az önce iki kere daha denedim ama gözüm yandı bir anda ışığı görünce. Bugün size bir adamın ameliyat sonucu kendi kafasını köpek kafasına dönüştürme olayını falan anlatacağım. Hani bu olayı birçok kişiden duymuştum ama birçok kanalda da görmüştüm ama duyduğumuz bildiğimiz gibi değil ve daha farklı bir şeymiş. Ben de ameliyatla kendi suratımı at kafası yaptırma kararı aldım dün ve yaptıracağız. Hemen ameliyatlara başlayalım. Halledildi. Ben de artık ameliyatla at oldum. Tabii ki de at olmadım, sadece maskesini taktım. Uzun zamandır birçok kişi astronot nerede diye soruyordu. Yeni odam olduğu için odaya yerleştirecek bir yer bulamadım. Yakın bir zamanda bu astronotumuzu da sahnelere tekrardan geri alacağız tabii ki. Neyse arkadaşlar, uzun zamandır video çekmiyordum. Uzun zamandır da video da atmıyordum. Bir 5-6 gün ara verdim. Bir tek sadece Nisan'da olacak olayları anlatan bir video attım. Ondan sonra zaten bugün Nisan. Oo dur. Evet arkadaşlar, çekiliş yapıyoruz. 15 tane iPhone 7 Plus, 20 tane PlayStation 5, 2 tane de BMW X7 vereceğim. BMW X7 diye bir araba vardı değil mi? Evet, BMW X7 vereceğim. Ama şaka yaptım, 1 Nisan. Komik değildi biliyorum. Bence 1 Nisan şakaları komik değildi yani. 1 Nisan çok kötü bir tarihi varmış herhalde ya. 1 Nisan gününün duyduğum kadarıyla hani çok kötü bir tarihi var. O yüzden ne yapılmasını ne de kişiye dile getirilmesini istemiyor insanlar. Ben de sevmiyorum açıkça yani. Neyse, bugün arkadaşlar garip böyle isteklerle, farklı isteklerle kendi suratlarını, vücutlarını ameliyatla ve estetikle farklı şeylere, farklı cisimlere, farklı karakterlere dönüştüren insanları inceleyeceğiz. Size o insanlarla ilgili hikayeler ve onların hayatlarını falan anlatacağım. Yani ne anlattıysam o, önceden ne yapıyorsak şimdi de onu yapacağız. Umarım eğlenirsiniz, umarım beğenirsiniz. Henüz videoyu beğenmediyseniz lütfen like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Bakalım 24 saat içinde 10.000 like'a ulaşabileceğiz mi? Ve henüz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmaktan çekinmeyin. Bedavaya abone olabilirsiniz. Abone olduysanız çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. 1, 2... Plastik cerrahi endüstrisi yıllar içinde çok büyük yol kat etti. Bazı inanılmaz yenilikler yaptı. Ama bunu yapabildiğiniz için gerçekten yapmanız gerektiğini anlamına mı geliyor? İnanamayacağınız en aşırı 10 plastik ameliyat da tam burada. Vinny Oh. 22 yaşındaki Vinio 110 tane plastik ameliyatı geçirmiştir. Sırf uzaylılara benzeyebilmek için. Bu plastik ameliyatlara tam tamına 50.000 dolar harcamıştır. Saçları normalinden farklı bir renge boyanıp gözleri simsiyah yapıldıktan sonra da eline pençeler giydirmiş. Eğer bittiğini düşünüyorsanız bu kadar şeyden yanlış düşünüyorsunuz. Gelecekte karnındaki düğme meme ve cinsel organlarının kaldırılmasını planlıyor. Bahsettiğimiz kişi ameliyatlarının sadece çok edici olmadığını, aynı zamanda bu dünyadan da uzak olduğunu söyleyebiliriz. Yani adam, ben bunu daha önce bana WhatsApp'tan bir arkadaşım atmıştı, orada görmüştüm. Adam mı kadın mı artık bilmiyorum, uzaylıya benzeyebilmek için 22 tane plastik ameliyat geçiriyor ve korkunç bir surat ifadesini alıyor, korkunç bir görünümü alıyor ve bu gerçekten sinir bozucu ve mide bulandırıcı bir şey. Hani görüşüne saygı eyvallah ama ne yapıyorsun sen ya? Maria Jos Cristina. Maria Jos Cristina yıllar boyu küfürlü bir ilişki içinde olduktan sonra bakışını aşırı bir şekilde yenilemek için hazırlıklar yaptı. O %100 bütün vücuduna dövme ve diş implantları ile kaplayarak vampire benzemeye çalışıyordu. Artı olarak da farklı piercingler eklemişti. Ama görünüşünü hala kendine göre tamamlayamamıştı. Bu yüzden titanyum boynuzları da kafasına implant edildi. Ve takma adını almasına sebep oldu bu implant. Ona Meksikalı vampir anne diyorlar. Bunun sebebi ise Meksika'da 4 çocuk ile beraber yaşaması. Bu da çok güzel bir kafaymış. Bir dakika, ben bir dakika geliyorum. Ve şimdi 1, 2, 3, bam! Ben de artık bundan sonra Türkiye'li boynuzlu geyik kafalı Kürşat. Bana böyle dersiniz. Eric Sprague. Eric'e boş boşuna kertenkele adam denilmiyor. 20 yıl önce yaşamı bir sürüngen olarak yaşamaya karar aldı. Vücudundaki dövmeler tam tamına 700 saatte yapılmıştır. Sonra dişleri daha keskin ve daha sürüngen gözükmesi için sivrileştirilmiştir. Artı olarak daha fazla kertenkeleye benzemek için dilini ikiye böldürmüş ve kaşlarına da subdermal implantlar yaptırmıştır. Çünkü bu farklı ameliyatları elde ettikleri için Sprague'ye ucube şovlarında ve halkın görünüşlerine sıklıkla kullanıldığı için bayağı para kazanıyor. Yani hani böyle sirklere ve palyaço şovlarına çıkıyor bu adam, oradan da parayı iyi kırıyor yani. Lacey Wilde. Lacey Wilde 100 ayrı plastik ameliyat prosedürüyle elde ettiği büyüklüğü göğüsleriyle bilinir. Artı olarak yüzündeki diğer modifiyeler de zaten bu işin kafi olan kısmı.
Ancak dünyadaki en büyük göğüslere sahip olmak göğüs ağrısını da yanında getirir. Lacey Wilde prosedürleri hakkında yaklaşık 250 bin dolar harcamış olduğu tahmin ediliyor. Ve hatta göğüslerinin ona psişik güçler ve hayalet yakalama yetenekleri verdiğine inanıyorlar. Yani neden böyle bir şey yaptın ki? Otursana evinde, yani anlamayacağım ben insanları ya. Daniel Avner. Daniel Avner konuşan kedi olarak biliniyordu. Çünkü kendisi bir kedi gibi görünmek için birden fazla plastik ameliyat geçirmiştir. Ancak Daniel'in hikayesi gerçekten çok üzücüdür. Ve bazen aşırı plastik ameliyatların seni mutlu ettiğini gösteren bir kanıtıdır. Kendisini dişi bir kedi gibi görünmesi için birkaç ameliyat geçirmiştir. Ve ayrıca çizgili dövmeleri, piercinglerin mekanik bir kuyruk ve görünümü tamamlamak için tırnaklarını da sivrileştirmiştir. Ne yazık ki Daniel 5 Kasım 2012'de görünen bir intihardan sonra öldü. Herbert Chavez. Hiçbir kurgusal karaktere bakıp evet onun gibi görünmek istiyorum dediniz mi? Güzel. Buradaki Herbert Chavez düşündü ve 23-26 ameliyatın sonunda Clark Kent gibi görünmeyi başardı. 37 yaşındaki adam 18 yıldır dolgu maddeleriyle burun tezgahı, beyazlatıcılar ve daha fazlasıyla Superman gibi görünmeye çalışıyor. Onun karın kası bile çelikten, yani mezolipo olarak adlandırılan zehirli bir dolgu maddesinden oluşuyor. Yani karın kaslarını çelikten yaptırmıştır ve göğsünü de aynı şekilde aynı malzemeden doldurmuştur. Herbert en büyük Superman koleksiyonuna sahip olmaktan dolayı dünya rekoru kitabı ile Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Hani anlatırken konuşamıyorum bire. Ben diyorum kendime ben süper kahraman hayranıyım, yok Spider-Man'i çok seviyorum, Batman'i çok seviyorum diye, ama bu adam ameliyatlar geçirmiş Clark Kent gibi görünmek için ve bildiğin çelikten karın kası yaptırmış kendine. Helal olsun. Genesis P. Oridite. Bu kişi eşiyle beraber 200 bin doların üzerinde para harcayan bir İngiliz sanatçıdır. Birbirlerine benzemek için yaptıkları bu projeye oradaki proje halini vermişlerdir. Dudak enjeksiyonları, göğüs implantları, dolgulu gözler, burun eşlemeleri, yanak ve çene implantları yapmışlardır. 2007'de ölmüştür eşi ve eşinin mirasını kendisinin birlikte yaşadığını söylemiştir. Yani bahsetmek istediğim şey, buradaki asıl konu, burada iki tane çift var ve bunlar birbirine benzemeye çalışıyor. Sürekli ameliyat geçiriyorlar ve 200 bin doların üzerinde, pardon, 200 bin doların üzerinde ameliyat olup birbirlerine tıpatıp benzemeye çalışıyorlar ve bunu başarıyorlar en sonunda, hani en azından benzeyebiliyorlar ve biri ölüyor, diğeri de hayatta kalarak onun mirasını yaşattığını söylüyor. Böyle bir düşünce var ortada. Nicholas Ryan. Nicholas Ryan kahraman olarak kendine Rington Gosley'e bakar. Nicholas Ryan dediğim adam Rington Gosley'i kendine bir idol olarak görüyor. Bu yüzden ona benzemek için 5000 dolarlık bir botoks yaptırmıştır. Hollywood'da oyunculuk kariyerinin başlamasını umarak yaptırdığı bu ameliyat aslında hiçbir işe yaramamıştır. Ama bunun yerine bayanlarla şansı daha iyi olmuştur. Yani bayağı bir kızı kapmıştır, hem o adama benzediği için hem de daha yakışıklı olduğu için. Ama Hollywood işi aksamıştır yani adamın. Şimdi o size dediğim köpek adam vardı ya, ondan bahsedeceğim size. Ama bu kadar saçma bir şey olamaz ya, bakın şimdi. Rodrigo Braga. Rodrigo Braga yüzünü bir köpek kafasıyla değiştirdiğini düşündürerek tüm dünyayı kandırmayı başarmıştır. Proje tamamlandığında Braga'nın kafası bir köpeğin kafasına dönüşmüştür. Gördüğünüz üzere Braga bir performans sanatçısıdır. Yani sahnelerde yürüyüş yapar. Şok edici içerik onun içeriğidir. Sahte bir kafa, dijital manipülasyon ve gerçek ölü bir köpekle Braga dünyayı ölü bir köpeğin gözünü, burnunu ve kaşlarını kendi suratına implant ettirerek kandırmıştır. Köpek Brezilya'daki bir yerel hayvan sığınma evinde ölmüştü. Yani öldürülmüştü. Çünkü köpekler evlat edilemiyordu. Ve evlat edilemeyen köpekler de bu şekilde öldürülüyordu. Ve Braga vücudunu kullanmak için yerel makamlardan izin almıştı. Sahiplenmeyen ve orada mecburiyetten öldürülen köpeklere farkındalık yaratmak istiyordu. Aslında adam burada çılgınca bir şey yaptığını düşünebiliriz ama aslında güzel bir şeye hedef almış. Hani çünkü benim şu dünyada en çok karşı olduğum şeylerden bir tanesi aslında son zamanlarda pet shoplar. Pet shoplar abi çok gereksiz bence. Hani bir pet shop, tamam pet shop olur ama nasıl olur? Sen köpeğin için oradan mama alırsın, kuşun için, kedin için mama alırsın, kertenkelen için, örümceğin için, yılanın için, hani böyle şeyler için olur. Ama gidip de oradan yavru bir kedi almak bence yanlış. Çünkü barınaklarda sayısız köpek var. Hani ciddi söylüyorum size, bakın azıcık insanlığı olan biri varsa, tabi barınakları bilmeyenler de var, ben kimseye bir şey demeye çalışmıyorum buradan. Ama azıcık insafiyeti olan bir insan bir pet shop'a gidip köpek almadan önce barınaktaki o köpeklerin halini görse, gerçekten pet shop'tan köpek almak yerine hani 1500-3000 liraya kadar çıkan, hani minimum köpeğe para verene kadar barınakta o yardıma muhtaç, sevgiye muhtaç olan köpeği alır yani. Hani bunu kendi de yapar ama bilinçsiz, o yüzden insanlar yapmıyor.
yapmıyor ve bu Braga da insanları bilinçlendirmek için böyle bir şey yapmış ve ben gerçekten tebrik ettim. Umarım ben de bir şeyler, yani bilinçlendirme adına bir şeyler yapabilmişimdir. Hani öyle bir köpek kedi alma gibi bir şeyiniz varsa evinize, ben mesela kedim vardı benim ve ben kedimi sokaktan aldım. Ben de bilirdim hani gidip şeyden almayı, pet shop'tan almayı bir kediyi. Ama neden yani bir konuşamıyorum bile ya. Bir eve sevgiye muhtaç olan bir kediye neden sahip olmayayım? Yani orada açlık, sefalet, soğuk, buz gibi hava, sıcak hava, kışın yazın farklı oluyor tabii. Hani bilmiyorum ya, anlatamadım. Evinizdeki böyle eski dondurma kaplarını falan alın, içini su doldurun. Gidin her hafta 10 lira böyle mama alın. 10 liranızı vereceksiniz en fazla. Her gün o kutuyu doldurabilirsiniz. O kutuyu doldurup suyla beraber apartmanınızın önüne veya sizin, hani bak şu anda açık konuşacağım, şerefsiz komşularınız olabilir. Hani ben istemiyorum, kedi köpek geliyor apartmanın önüne diyecek insanlar da olabilir. O yüzden o mamaları gidip böyle açık bir alana bırakabilirsiniz. Çünkü ben öyle yapıyorum. Apartmanımda buna karşı çıkan bir daire var. Ve ben de gidiyorum, apartmanımın karşısında açık bir alan var, oraya bırakıyorum. Zaten bir proje hakkında da çalışıyorum şu anda, insanların farkındalığını yaratmak için bu konuda. Bakalım, inşallah her şey güzel olur. Umarım eğlenmişsiniz. Konuşamadım. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz videoyu beğenmediyseniz veya henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.